Sayın Recep Tayyip Erdoğan, de Herkes ne konuşulduğunu, casusluk sanığı Branson konusunun gündeme gelip gelmediğini merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o karşılaşmayı New York dönüşünde habercilere anlattı. Malum konu hiç geçmedi. Sadece öyle bir muhabbet havasında bir karşılaşma oldu. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden o malum kişiler de vardı yanında. Mike Pence olsun, Mike Pompeo olsun. Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton oradaydı. Sonra hanımefendi Trump oradaydı. Görüşürüz dedi ama ben akşam yemeğine gitmedim. Öğle yemeğinde malum yan yana masalardaydık. Onun masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi vardı. Onun için zaten o masaya gitmem söz konusu olamazdı. Erdoğan ABD Başkanı Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını da değerlendirdi. Genel kuruldaki gülüşmeleri hatırlattı. Trump'ın konuşmasının tepki çektiğini söyledi. Güçlüyüm, öyleyse haklıyım mantığıyla adil ve barışçıl bir dünya düzeni kurulamaz. Nitekim Trump ekonomik durumunu vesaireyi anlatınca salonda görüşmeler olması katılımcıların nasıl bir yaklaşım içinde olduklarını açıkça ortaya koymuştur. Erdoğan Trump yönetiminin dayatmacı yaklaşımının ABD'yi yalnızlaştıracağını söyledi. Bunu tartışmaya gerek yok. Yaptığı konuşmada da pek çok çelişkiler vardı. Mesela bazı ülkeleri sınır ötesi operasyonlarıyla suçluyor. Peki sahiplendiği İsrail ne yapıyor? İsrail 1948'de neredeydi? Şimdi nerede? Diğerlerine bunu söylerken işgalci ülkenin arkasında duruyorsun. Cumhurbaşkanı Trump'ın Filistin'e yönelik yardımları kesmesi ve İsrail yanlısı politikalarını da eleştirdi. Bu tavırlar asil, onurlu bir devlete yakışmıyor. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceki liderleri bunun taahhüdünü yapmış, onun için de koskoca Birleşmiş Milletler burada kurulmuş. Başka bir yerde de kurulabilirdi. Şimdi tutup bundan sonra %25'i vermeyeceğim, Filistin'e 250 milyon doları vermeyeceğim denilmesini anlayışla karşılamak mümkün değil. Erdoğan Türkiye'nin İran'a yönelik ABD kısıtlamalarına uymayacağını belirtti. Türkiye'nin stratejik ürünlerde geri adım atmayacağını söyledi. Erdoğan, ABD'nin Münbiç'ten PKK PYD'li teröristleri çıkarma konusunda verdiği sözleri de hatırlattı. Amerika Münbiç'te yol haritasına, takvime kesinlikle uymamıştır. Terör örgütü PKK YPG o bölgeyi terk etmemiştir. Bölgenin gerçek sahipleri hala oraya yerleşememiştir. Amerika burada sözünü tutmadı. 90 gündü. 90 gün aldı başına gidiyor. Bundan sonraki süreçte ne gibi gelişme olur göreceğiz. Ve Fırat'ın doğusundaki terör bataklığı. Erdoğan gereği yapılacak mesajı verdi. Amerika'nın sınır boyu tahkimatları bizim sınıra çok yakın değil. Onlar yapıyor, biz de yapıyoruz. Sadece Suriye sınırı değil, Irak da buna dahil. Tedbirimizi alıyoruz. Amerika şu anda o tür tahkimatı terör örgütüyle beraber yapacak ama biz asıl terör örgütünün o kendisi için güçlendirdiği koridoru bir defa yardık, o koridor yok. Şu anda Afrin işi bitirdi, Cerablus, Ra'i, Bab o işi bitirdi. Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya beşten büyüktür mesajı vermişti. Birleşmiş Milletler'de reform yapılması için İstanbul'da bir sempozyum yapılabileceğini belirtti. Amerika, Rusya ve Çin'e karşı mı konuşacağız gibi bir maalesef korku ve ürkme havası hissediyorum. İnşallah bunlar aşılırsa ben de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer alacağım. Er veya geç bana da sıra gelecek düşüncesinde olduğunu görenler böyle bir şeyi sahiplenebilirler.